Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. 1, 2, 3. Kabak kalya yapıyoruz arkadaşlar. Canbaz. Kanki, 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 ya harika ya. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Efendim selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Her daim olduğu gibi büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlarımızın yanaklarından öpelim. Yepyeni bir yemek. Sefalar getirdiniz, anlatılmaz lezzetler mutfağıma. Onur Market'in katkılarıyla birbirinden güzel, harika yemekler yapıyoruz. Ne mutlu bize. Sizler de ilgi ve alaka gösteriyorsunuz. Gözlerimi yaşartıyorsunuz ama biraz performansınızı arttırmanızı istiyorum. Tavsiye, paylaşma, link kopyala, yapıştır, takip et falan. Biraz hareket. Neden? Artık Instagram üzerinden hediyelerimizi dağıtmaya başladık. Instagram üzerinden, Erol Canbaz Instagram hesabım üzerinden ne yapıyoruz? Çok güzel hediyeler veriyoruz. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye, açıklama bölümünde ve Instagram'daki duyurularımızı takip etmeye devam edin arkadaşlar. Bugün ne yapacak kanki Canbaz? Bugün ecdadın neden bu kadar güçlü, neden bu kadar kudretli olduğunun ispatı olan mükemmel bir etsiz mükemmel bir yemek yapacağız. Zeytinyağlı bir yemek yapacağız. Zeytinyağlı. Kabak. Yani çocuklarımız sevmiyor kabağı. Kabağı bir türlü sevdiremiyoruz. Ya şundaki vitamin, şundaki güç, şundaki enerji yok. Üstüne üstlük bunun içerisinde bir de nohut var. Yani şu nohuttaki protein ette yok ya. Yani harika. Şimdi adam bunu yerse, yanında da şöyle harika bir keçi yoğurdunu götürürse ne var abi? Şöyle bir sıvazlar ağzını, çeker palaskayı, Allah Allah nidalarıyla geliyor genç Osman. Efendim, bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kabak kalya yapıyoruz arkadaşlar. Kabak kalya yapıyoruz ve hemen başlıyoruz. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim öncelikle kalyemizi yapmak için 3 tane ince, böyle bobişko değil, 3 tane ince kabağımız var. Az çekirdekli olması için biraz gayret göstereceğiz. Ne yapacağız? Kabaklarımızı yıkayarak bismillah diyelim. Hadi bakalım. Hemen kabaklarımızı bir güzel yıkıyoruz abi. Misler gibi oldu kabaklar. Hemen kabaklarımı şöyle doğramaya başlıyorum. Kabağın şu kısmını aldım arkadaşlar. Önce bir ikiye böl. Oo, kabak çok güzel. Çekirdek yok. Tazecik. Hakan iyi kabak seçmişsin. Sen kabaktan anlıyorsun. Bugün sabahleyin ben akşam kabak almayı unutmuşum. Hakan gelirken dedim, Hakan oradan dedim ince çekirdeksiz kabak alır mısın dedim. Gel alırım abi dedi. Yeşil olmasına dikkat et dedim. Çok güzel kabak almış Hakan kardeşim. Şimdi ben bunu bir de buradan böyle ikiye böldüm abi. Efendime söyleyeyim. Şunu da böleyim. Böyle. Bakın. Yalnız Macir çok iyi bilirmiş bıçakları. Şöyle ne diyelim? Baş parmağımızın yarısı kadar. Neden? Çünkü haşlanacak. Çok küçülmesini istiyoruz. Diri diri kalsın istiyoruz. Fazla böyle onları küçük küçük yapıp üzmek istemiyoruz arkadaşlar. Benden söylemesi. Biraz böyle diri diri olacak. Şimdi biz pıtı pıtı yapmak üzere sizden müsaade istiyoruz. Hemen bunları pıtı pıtı aktarıyoruz abi. Ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Canım kabaklarıma önce bir altını yakacağım. Bugün de rüzgarlı bir İstanbul gününde yemeğimizi yapıyoruz. Efendim, canım ocağımı yaktım. Şöyle. Evet. Bunlar şimdi hafifçecik tıkırdayacak. Neyle tıkırdayacak? Şöyle 200 miligram kadar. Şöyle bakıyorum. Evet. 200 miligram kadar suyum var. O suyu bocalıyorum. Bu da tamam. Bu kendi halinde haşır neşir olurken suyla biz ne yapacağız abi? Soğanlarımızı doğrayacağız. Efendime söyleyeyim. En son aşamada çok güzel bir işlem yapacağız. Biraz maharet, hüner istiyor. O vakit ne olduğunu göreceksiniz. Ben şimdi bu aşamaya geldik. Şu kaynaya dursun. Ben bir bereket versin diyeyim. Artı bu gördüğümüz
kabaklar dahil kullandığımız tüm tarımsal ürünler 18 saatte dostlar arkadaşlar Onursal Tarım tarafından tarladan toplanıyor. Gerekli kontroller yapılıyor. Sonrasında 18 saat sonra kaliteli bir şekilde Onur Market'in tüm şubelerinde manavra yorumda yerini alıyor. Onursal Tarım çalışanlarına da buradan teşekkürler. Kocaman selamlar. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Herkese var. Gençler, kabağımıza suyumuzu ekledik. Kabağımız böyle dağılsın istemiyoruz. Dizdir olmasını istiyoruz. O nedenle ben şimdi hemen kapağı açtım. Böyle kenarıya aldım kapağımı. Efendim söyleyeyim. Altını da kısıyorum artık. Evet, altını da kısıyorum. Gerekirse hatta, fazla suyunu biraz alabilirsiniz. Neden? Biz bunun böyle sulu sulu olmasını istemiyoruz. Dizdir olmasını istiyoruz. Biz şimdi şekle şemale göre bir karar vereceğiz. Hatta şuradan ben bir kalite kontrol yapayım. Evet, bence bunun suyu biraz fazla. Ben müsaade ederseniz şunun suyunu birazcık alacağım arkadaşlar. Eyvallah, yeterince suyunu bıraktık. Şimdi ne yapacağız? Vakti zamanı geldi. Hemen kabağımızın soğanını ekleyeceğiz dostlar arkadaşlar. İlk soğanımızı gönderiyoruz. Bakın bu vakte kadar hala yağ kullanmadık. Neden? İşte finalde nedenini göreceksiniz. Biraz merakta bırakayım sizi. İkinci soğanımı da doğruyorum. Şöyle gelsin bunlar da. İkinci soğanımı da. Şimdi soğanlarımı da ekliyorum. İkinci soğanım. İki baş soğan kullandık dostlar. Soğanlarımı da şöyle bocaladım. Efendime söyleyeyim. Evet. Şimdi tuzumu ekleyeceğim. Bir güzel tuzlayacağım. Peki. Efendim. Şöyle bir hafif dırsaladım. Şöyle bir araladım. Soğanların da birbirine konsantre olabilmesi için kabaklarla. Hiç uzatmıyorum. Neden? Çünkü bu yavaş yavaş pişeceği için ben hemen olmazsa olmaz kabağımıza soğanımızı da ekledikten sonra nohutlarımızı kabak kallemize ekliyoruz arkadaşlar. Böyle. Nohutlarımızı da ekledik dostlar arkadaşlar. Şimdi sabırla ne yapacağız? Sabırla bekleyeceğiz. Efendim bütün malzemelerimizi tenceremizde buluşturduk. Finalde ne yapacağız? Nanemizi yakacağız arkadaşlar. Zeytinyağımızla nanemizi yakacağız. Final yapacağız. Sonrasında biraz dinlendireceğiz. Allah'ın izniyle kabak kalyemizi hazırlamış olacağız. Şimdi ben bir müsaade istiyorum. Şöyle bir 10 dakika, 15 dakika ağır ateşte yavaş yavaş kabak kalyemiz pişsin. Bu kendine geldikten sonra tekrar buluşalım. Kakan Gicanbaz. Efendim vakti zamanı geldi. Zamanı açtık. Kabaklarım, nohutlarım, soğanlarım tam istediğim kıvama geldi. Tam istediğim kıvamda. Kabaklarım yeşil yeşil ama pişmiş vaziyette. Ve eritmedik kabaklarımızı. O zaman ne yapacağız? Hemen şimdi o yemeği yapmaya başladığımız andan itibaren söylediğim aksiyonu yapmam lazım ki kabak kalyemiz tamamlansın. Ne yapacağız? Önce şu ocağımızın altını bir kapatalım. Şimdi o bir yapabilir ama olsun. Ben şöyle... Hop güzel oldu. Ben şimdi öncelikle şöyle o biraz böyle buharını bir atsın. O hararetini bir atsın. Ben şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Yapacağım çok önemli bir şey var. Şuradan hemen şu gördüğünüz bakır sosluğuma şöyle biraz böyle fazla da değil ama gerektiği kadar şöyle zeytinyağını bocalıyorum abi bak. Bence yeterli. Ne yapıyoruz? Bakın şöyle. Şunu buraya koydum. Şöyle. Böyle ama bunu biraz daha kısalım ki aman. Şöyle. Kıs. Evet. Daha biraz daha kısacağım. Evet. Bu burada kızarırken şöyle
Şöyle. Bak hiç daha vurmadım. Kaşık maşık. Kepçe mepçe hiçbir şey vurmadım. Ne yapacağım? Şöyle güzel. Şuradaki dedim ya nanelerimiz var. Bakın nanelerimiz. Nanelerimizi kepçeye aldım. Kepçe de hazır. Şimdiki. Böyle bir ayar çekmem lazım ki. Bu ne yanacak? O ne yanacak ama sıcak olacak ki cas yapmam lazım. Şimdi alet yavaş 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 ısınıyor. Zeytinyağı yavaş yavaş ısınıyor arkadaşlar. Evet, zeytinyağımı yakmayacağım. Çok önemli. Evet, hazırız. Hazırız. Zeytinyağımı aldım. Zeytinyağım hazır. Efendime söyleyeyim. Naneler burada. Bakın şimdi. Vay arkadaş ya. Oldu. Bunu da becerdim ya. Helal olsun bana var ya. Ben bu işi öğreniyorum ha. Yakında anlatılmaz lezzetler restoranda buluşmak üzere diyorum. Selamlar, saygılar, sevgili hürmetler. Eyvallah. Şimdi ne yapacağım abi? Ne yapacağım? Şu nanelerimi şöyle birazcık haşır neşir edeceğim şurayla. Şu görüntüyü oluşturmam lazım. Aa çok güzel oldu be. Hiç böyle endişeye mal yok. Kabak, kalyemiz hazır. Ben şimdi kapağını kapatayım bunu. O nanenin kokusu şöyle yemeğime bir sinsin. Az sonra görüşelim. Tadıma geçelim. Hani vederci diyeyim. Onur Market'te dükkan sizin. Kabak kalyem hazır. Kabak kalyem hazır. Hemen tadıma geçebiliriz. Böyle bir tadam şunu, tadam. Çok güzel oldu rengi. O diriliği mükemmel oldu. Efendim hatırlatmakta fayda var. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bizler elimizden geldiğince anlatılmaz lezzetlerde farklı lezzetleri, anlatılmaz lezzetleri sizler için anlatılmaz lezzetler mutfağımızda yapmaya gayret gösteriyoruz. Hatamız varsa affola diyelim. Ne diyeceğiz? Onur Market'te dükkan sizin, anlatılmaz lezzetlerde mutfakta sizin. Şayet çok iddialı iseniz lütfen bana Instagram Erol Canbaz hesabımdan yazın. Kanki ben şu yemeği çok güzel yapıyorum. Anlatılmaz lezzetler mutfağında bu yemeği yapmak istiyorum deyin. Dükkan sizin, mutfak sizin. Birlikte iddialı olduğunuz yemeği yapalım dedim. Hemen tadıma geçiyorum dostlar. Mükemmel oldu. Harika oldu. Tam bir Osmanlı yemeği. Hele o nanenin ahenkle cazırtılar içerisinde bu yemeğe nakş olması büyük bir ne diyelim keyif verdi bana. Harika. Mükemmel kokuyor. Şimdi ben fazla dağıtmadan evet şöyle hem nohut alacağım. Efendime söyleyeyim. Hem de şu canım kabaklardan alacağım şöyle. Bakın. Ama kabaklar mükemmel oldu ya. Şöyle bırakayım. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi gönül isterdi ki hani ben keçi yoğurdu var dedim. Keçi yoğurduyla onun yanında zaten resimlerde göstereceğiz ama hani bu artık tercih meselesi. Siz sade de yiyebilirsiniz. Yanına ne bileyim hani işte bir içecek de olabilir ama bence buna yakışan bence yoğurt olur. Ben şimdi şuradan bir kaşık alıyorum. Şuradan şöyle bak. Sanki dilim yoğurt değil kaşar peyniri abi bak. Bak şu güzelliğe bak bak. Aldım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Tadıma geçmeden önce ne diyoruz? Bir yemeğin daha sonuna geldik. İnşallah bir sonraki yemekte görüşmek üzere. Onur Market'in katkılarıyla yolculuk serüven devam ediyor. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımın yanaklarından öptüm. Bu güzel yemeğimizi yapmamıza vesile olan ve kabakları bize tedarik eden sevgili kameraman kardeşim Hakan'a da teşekkür ediyorum. Hakan baştan kabaklar acaba diye düşündüm ama harbiden böyle iç çekirdeği olmayan harika kabaklar seçmişsin. Yine söylemiştim söyleyeyim. Sen kabaktan anlıyorsun. Harbiden. Önce yoğurdumu tadıyorum. Ya harika ya. Sonra kabağımı alıyorum. Bakın. Diri diri. İsteyen isteyen anmayın. Kabağı çocuklarınıza yedirin. Hanımlar diyet yapıyorsanız menünüzde muhakkak kabak olsun. Spor yapıyorsunuz özellikle bu body çalışan arkadaşlar var ya
Yani şu aksiyonu hem doyurucu hem vitamin deposu muhakkak yapın, deneyin. Benden söylemesi. Yemeği nasıl yaptık, neleri kullandık? Bütün aşamalar videomuzun açıklama bölümünde yer alıyor. Artık veda zamanı. Çorlu Baba Eski Urgaz. Kanki canımızın bir sonraki yemekte ne yapacağı belli olmaz. Sağlıcakla kalın. Çok güzel olmuş. Hayırlı olsun.